Manşete hoş geldiniz. Esasen bir süre hoş geldiniz, beş gittiniz gibi kelimeleri literatürden çıkarmak gerekecek. Hoşça kalın. Kimsenin hoşça kalacağı yok. Kimsenin hoş geldiği de yok. Kimseye nasılsın diye sorulacağı da yok. Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri yaşandı. Türkiye ve Suriye'de. Öyle ki Suriye'nin farkında, Suriye'deki yıkımın farkında, Suriye'yi depremin nasıl etkilediğinin farkında olmayan insanlar Suriye'ye yapılan yardımları Suriye ne alaka diye eleştiriyorlar. O kadar bir haberler ki esasen bakması lazım, karıştırması lazım. Yani elbette büyük ölçüde etkilediği merkez üssü zaten Türkiye. Kahramanmaraş, Gaziantep arasında bir yerlerde Elbistan, Pazarcık. Büyük ölçüde Türkiye evet. Büyük yıkım Türkiye'de evet. Büyük ölüm, yaralanma Türkiye'de, kayıp Türkiye'de, maddi hasar Türkiye'de evet. Suriye'nin kuzeyinde de bu deprem aynı Türkiye'deki iller, ilçeler gibi oradaki şehirleri de yıktı. Enkazın altında kalan insanlar hala bir umut. Yakınları tanıdıkları enkazdan sağ çıkar mı diye bekliyorlar. Maddi yardımlar oraya da akıyor. İnsani yardımlar akıyor. Arama kurtarma ekipleri oraya da gidiyor. Ama elbette felaketin büyüğü Türkiye tarafında. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler ya eskiler. Bir de işin Suriyeli göçmenler tarafı var. Suriyeli göçmenler işte Suriye'de savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiler, İşte Türkiye'de bir yerlere sığındılar veya bir yerlerde yerleştiler, yaşıyorlar. Depremle beraber bir kere daha hışma vuruyorlar. Bir kere daha bir takım çadırların veya bir takım imkanların onlara tahsis edildiği, bir takım yurtlara onların yerleştirildiği gibi iddialar veya rivayetler dolaşıyor. Doğru veya yanlış, orasında değilim. Yine daha önce de ekonomik kriz söz konusu olduğunda direkt doğrudan oraya yönelmişti eleştiriler. Ben defaatle de söyledim. Hatta bu söylemime katılmayanlar da oldu. Çokça eleştirenler de oldu. Bu kelimeyi, Suriyeli kelimesini, göçmen kelimesini duymak istemeyen, duyduğunda irrite olan insanlar da var biliyorum. İşte onlar da bir biçimde oradan kaçmışlar, savaştan Türkiye'ye gelmişler. Bir biçimde bir yerlerde yaşamlarını sürdürüyorlar ama şimdi geriye döndüğünüzde de sınırın öbür tarafı bu defa depremle yıkıldı. Önce savaş yıktı, şimdi de deprem yıktı. Öyle de bir durumdalar. Ama mesele Suriye değil, mesele Türkiye. Türkiye'de büyük bir yıkım var ve artık şu karikatürle de özdeşleşti. Yani yardım çığlıkları yükselirken enkazda ve bu çığlıklar Twitter üzerinden organize olmuşken Erdoğan tuttu Twitter'ın, Twitter kuşunun kafasını kesti böyle. Günlerdir internet sorunu çözülmedi. Esasen iletişim çok büyük bir mesele. E, mesele eskiden Twitter mı vardı, eskiden internet mi vardı, eskiden akıllı telefon mu vardı falan denecek noktada değil. Oralara girmeyeceğim. Güçlü devlet bu tür hadiselere, bu tür olaylara müdahale eder. Güçlü devlet interneti güçlendirir, iletişimi güçlendirir. İnterneti kesmez. Bilakis ilave baz istasyonlarıyla GSM, zaten GSM operatörlerinin kendiliğinden harekete geçmesi lazım ama GSM operatörlerinin ortakları AKP'liler. Yönetim kurulu AKP'li. Ve ikmal yollarını güçlendirir. Yolları ulaşıma açar. Havalimanını ulaşıma açar. Limanları aktif hale getirir filan. Güçlü devlet bunu yapar. İnternet bandını genişletir. O bölgedeki internet erişimini hem bandı genişlettiği gibi hem de ücretsiz yapar. İnsanlar istedikleri gibi sınırsız bir şekilde iletişim kursunlar ve haberleşsinler. Bir böyle bir tarafı var. Yani organize olma işte filan yerde... E, göçük altında kalanlar filan yer var filan yerde şöyle bir ihtiyaç var filan yerde çadıra ihtiyaç var çocuk bezine kadın pedine ekmeğe suya jeneratöre ihtiyaç var battaniyeye ihtiyaç var temel maddeler bunlar 8-10 kalem böyle yönlendir doktora ihtiyaç var yaralı durumda insanlarımız var acilen işte şuradan şuraya sevk edilmesi lazım bütün bunların hepsi artık internetle oluyor insanların cebindeki telefonlarla oluyor bir böyle bir yönü var. Bir de enkaz altında kalan insanların in, insanların telefonları o telefonlar çalış o telefonlar çalışıyor olsun olmasın ya da o telefonlar kullanılıyor oluyor olmasın. O enkaz altında kalan insanlar kendinden geçmiş olsun olmasın. Sinyal veriyorlar. En azından şarjları olduğu sürece o sinyallerin takip edilerek gene canlılara veya enkaz altındaki insanlara ulaş, ulaşılması vesaire söz konusu olabilir. Bütün bunların hepsi için ve dahası için aklıma gelmeyen yığınla örnek. Sadece mevcut internet altyapısının e, güçlendirilmesi değil. Eee ekstra e, baz istasyonları, o uçan dronlar yani e, drone sel denen filan uygulamalar vardı. Hayata geçmedi ama havada uçan gezici baz istasyonları gibi, uçan baz istasyonları gibi filan bunların devreye sokulması lazım. Uydu internet falan derhal devreye sokularak belli en azından lokal noktalarda internet noktaları falan oluşturulabilir. Bu yapılması gerekirdi. Benzer bir şekilde insanların telefonlarını şarj edebilmeleri veya başka yani elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları için jeneratörler ihtiyaç edilir belli noktalara jeneratör veya işte güç kaynakları falan konulur. Güçlü devlet bunları yapması gerekirdi. Fakat güçlü devlet bunları yapmadığı gibi yardımları engelledi ve yardımları engellemesiyle beraber hem yardımların sosyal ağlarda dile getirilmesini engellediği gibi ayağa kalkmış gelen yardımları da engelledi. AFAD gibi bir çokça tartışılan kuruma bu koordinasyonu yükledi ve AFAD her şeyi engellemeye başladı. Mesela bir tanesi Elektrik mühendisleri odası çadır konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme talebinde bulunmuş. AFAD reddetmiş. Yine e, yani çok çok acayip şey e, belli konularda valilikten yazı kaymakamlıktan yazı bekleniyor. E, i̇smini AFAD'a yazdırmayan çadır alamıyor. Defin için savcı bekleniyor filan gibi şeyler var. Tuhaf. Kurumlar yok edildi. topyekün bir çöküş yaşanıyor. Panik gözleniyor ama bir anda da ben eskiden gizli komünist derdim. Onun da ötesinde uygulamalarla acayip bir noktaya geldi durum. İşte gemiler bir uçak gemisi Türkiye'ye doğru yönlenmiş. Amerikan uçak gemisi acaba ne yapabiliriz diye Türkiye izin verirse İskenderun Limanı'na yanaşacak ve yardımcı olmaya çalışacak büyük bir uçak gemisi George Bush uçak gemisi ve o e, gemi eleştiriliyor aman gelmesin casuslar var falan yani incirlik üssü var Amerika'nın Adana'da herkes kafayı yemiş durumda Amerika'nın incirlikte üssü var ve orada askerleri var uçakları var mühimmatı var şu bu artı orada da bir takım imkanlar var yani. İncilik üstünden de bu talep edilebilirdi veya istenirdi. İstendiğinde de onlar hayır demezdi herhalde. Böyle de bir akıl tutulması yaşanıyor. Yani yardım gelmesin, UNICEF devreye girmesin, öbürü devreye girmesin, bir iki devreye girmesin. PayPal kapalı mesela. İnsanlar para göndermeye veya aralarında organize olup yardım etmeye falan çalışıyorlar. Onunla ilgili şeyler var, bariyerler var. Ve bütün dünyada geçerli olan ödeme sistemi, online ödeme sistemi veya akıllı telefon aracılığıyla son derece sorunsuz, pratik biçimde yapılabilecek işlemler Türkiye'de kapalı olduğu için belli sistemler yapılamıyor. Günlerdir bunlar çözülebilmiş değil, hala da çözülebilmiş değil. O olmadığı gibi İstanbul ve Ankara belediyelerinin bölgeye destek göndermesi, havalimanını veya limanı, İskenderun limanını onarmaya çalışması iktidarın Cumhurbaşkanı yardımcısının hışmına vuruyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı bir bürokrat, atanmış bir adam, atanmış bir devlet memuru seçilmiş insanların faaliyetlerini halkın seçtiği İstanbul Ankara Belediye Başkanlarına sen kimsin diyor. Bir tanesinin de dönüp ona haddini bildirmesi gerekiyor. Sen kimsin diyerek ama işte öyle bir durum yok Türkiye'de. Evet. Onun işte yardımcısı değil kimin yardımcısı Cumhurbaşkanı o da şerefsiz haysiyetsiz diye yaptığı her açıklamada insanlara küfrediyor bağırıyor çemkiriyor böyle bir durum evet ee, hep şu konuşuluyor yani iktidar bu işi işte bir biçimde kendi lehine çevirmeye çalışıyor şöyle planlıyor böyle organize ediyor ee, aslında amacı şu e, filan gibi hiçbir amacı yok 15 Temmuz gibi değil olay. 15 Temmuz'da organize edilmiş bir olaydı ve ondan dolayı da işte bir takım vinçler, kamyonlar, bir takım iş makineleri, şunlar bunlar belli yerlere yönlendirildi. Kışlaların kapına, kapılarına yönlendirildi. Diyanet üzerinden camiler ayarlandı, selalar verildi, şu oldu. Pek çok şey organize edildi çünkü aylardır süren bir planlama vardı orada. Fakat depremin olacağını olursa ne zaman olacağını falan kimse bilmiyor. Böyle bir risk var evet faylarda ama bu bugün de olabilir, 30 sene sonra da olabilir. Bugün oldu. Dolayısıyla ilk e, beklediğiniz, planladığınız, organize ettiğiniz bir hadiseye göre siz e, proje geliştirirsiniz veya ona göre adım atarsınız. haliye pazartesi günü yaşanan deprem kimsenin malumatı yoktu bundan ve ondan sonra acaba ne yapabiliriz diye panikle e, ee, bir şeyler yapmaya çalıştılar ve yaptıkları her şeyde de üstleri başları battı ve onu da o, bunu PR çalışması takip etti. Hemen Cumhurbaşkanı'nın merkezine konduğu fotoğraflar, görüntülerle falan bir imajlık ama Her şey ondan, işte bütün iyilikler ondan, kötülükler de işte efendim dış güçlerden, işbirlikçilerden, şundan bundan gibi bir propaganda başladı. Ama depremin sembol görüntüsü buydu. Dün de bir sembol görüntü vermiştik enkazda kızının elini tutan vefat etmiş kızının 15 yaşındaki ırmakın elini tutan babanın görüntüsünü vermiştik. Bugünün sembol görüntüsü de bu. Kimler olduğu hakkında bir fikrimiz yok sadece fotoğrafın nerede çekildiğini biliyoruz. Fotoğraf Hatay'da çekildi. Hatay'da iki kişi bir yakınlarının cenazesini kefenlenmiş cenazeyi aralarına alıyorlar. İşte motosikletle kabristana doğru götürüyorlar. Motosikletin plakasında da zaten 31 Hatay plakası görülüyor. Oradan biliyoruz. Bu olay Hatay'da oluyor. Ama onun dışında ölen kim, götürenler kim bilmiyoruz. Çekilmiş bir fotoğraf. Depremin bugün çokça dolaşan, paylaşılan simge fotoğraflarından biri. Evet. Kürtçe anons yok. Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da ağırlıklı olarak Kürtlerin, Kürt yaşlı kadınların veya yaşlıların veya Kürt annelerin neyse, Kürtçeden başka dil konuşmayan insanların altında kaldığı binalara her dilde anons yapılıyor, Kürtçe anons yapılmıyor. Böyle de acayip ideolojik saplantı, böyle de tuhaf bir... E, ...bölücülük, ayrımcılık, ne derseniz, her tarafta gözleniyor. Yine... İşte İsrail'in Sahra Hastanesi kurulmuş, faaliyete geçmiş. Türkiye ordusunda yok. Çünkü Türkiye bütün sıhhi kabiliyetini ve mekaniğini, kadrolarını Sağlık Bakanlığı'na devretti. Askeri hastaneler de kapatıldı. Onunla ilgili bütün kadrolar lağvedildi. Şu oldu, bu oldu. Zaten ne olduysa 2016'dan sonra oldu. Yani 2013-2016 arasında hukuk rafa kaldırıldı ve 15 Temmuz'a zemin hazırlandı. 15 Temmuz'dan sonra da plan 1-1 uygulamaya başlandı. Bugün o gün yani o gün iktidarla iş tutan ordunun üzerinden geçen, milletin üzerinden geçen o halle asta astı kesti kestik her türlü uygulamaya imza atan ve iktidara yıllarca koşulsuz destek veren insanlar da şimdi çıkmışlar ordunun 2016'da zaafa uğratıldığını, işte efendim hareket kabiliyetinin budandığını, yetişmiş kadroların olmadığını ve işte belli açılardan eski ordunun bir takım hüviyetinin artık şu anda kalmadığını falan anlatıyorlar. Böyle de pişkinler. Acayip yani. Acayip. Çok enteresan bir şey var Türkiye mahallelerinde. Hiç fark etmiyor. Sadece medya mahallesi değil, siyaset mahallesinde de, sivil toplumunda da, hemen her yerde. insanlar bir biçimde çıkıyorlar veya iktidarla yollarını ayırıyorlar. Ondan sonra dönüyorlar eski döneme saydırmaya başlıyorlar ve arkadaşları da onların yanında hizalanıyor. Bir televizyon sunucusu ismi lazım değil işte televizyonda biraz sitem edince istifa ediyor. Herkes onu alkışlıyor bağrına basıyor aslansın kıymetli filan falan diye binlerce paylaşım falan. Ya kadın dün değil güne kadar uzun yıllardır bu iktidarın dümen suyunda iş tuttu. Şimdi enkazın altında yakınları var. Belli şeylere sinirlenmiş olabilir. Seyircinin tepkisi olabilir. Artık bardağı dolmuş olabilir filan her neyse. Bu ve bunun gibi insanlara gösterdikleri müsamahayı başkalarından esirgelediler. Mesela bir yetmez ama evet, yetmez ama evet diye bir şey var değil mi? Ta 2010 tarihindeki anayasa değişikliği ilgili bir konu. Ne zaman birileri bir şey söylese, o, sen 13-14 sene önceki değişiklikten üzerine yürüyorlar." Ama düne kadar ya da bugüne kadar bu iktidarla kol kola bu düzenin taşlarını dö döşeyen insanlar ben artık oynamıyorum çıkıyorum dediğinde aslansın kaplansın omuzlarda taşıyorlar. Böyle de tuhaf bütün Türkiye mahallelerini kastederek söylüyorum. Ee, böyle de tuhaf. Bunun tabii ben 10 yıl kadar önce farkına vardım. Ama insanlar şu anda yeni yeni farkına varıyorsa da diyecek bir şeyim yok. Evet. İsrail Sahra Hastanesi. Evet. Bahadır Özgür paylaşmış bir dizi fotoğraf getireceğim. Bu fotoğraf Antakya Uğur Mumcu Caddesi Erdoğan Premium City B Blok. Ultra lüks yepyeni bina diyor. 2018 tarihli 5 yaşında yani ya da 4 yaşında yapan şirket Erdoğan Grup. Başkanı Antakya Belediyesi'nin CHP'li üyesi Onur Keçecioğlu'ymuş. Üstelik İmar Komisyonu üyesiymiş. Hep AKP'lilerden bahsediyoruz ya burada olay CHP'ye dayanıyor. Evet. İsminin Erdoğan olmasına bakmayın. Benzer bir durum Hatay'da da var. Başka CHP'li belediyelerde de var. Yani bu belediye gerçeği veya çürük yapı, yapı gerçeği AKP ile simgeleşmiş bir konu. Evet. Fakat bütün diğer paydaşların da dahilinin olduğu bir konu. İşte bu da bu son derece lüks, e, ultra lüks binanın girişi. Bu da efendim böyle kağıttan kuleler gibi çökmüş hali. Katlanmış. Bu da başka bir açıdan fotoğrafı. 4 yaşında bir bina 2018 tarihli. Ultra lüks kim bilir daireler kaç milyon TL'ye satılıyordu. Dün değil evvelki güne kadar. Bir başkası Antakya bu defa. Bu da CHP'li belediye. Mesela bu site cennetten kare diye satılmış, sahibi kaçmış, yıkılan tüm binaların müteahhitleri ve diğer sorumluları hakkında hemen yurt dışı çıkış yasağı konmalı diyor Cem Seymen. Soruşturma başlatılmalı, haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Bu olmalı, bu son derece önemli bir konu. Çünkü e, suçun ve suçlunun takibi açısından yıkılan binaların nasıl tabi olacak bilmiyorum, yüz binler söz konusu olmalı. E, her ilde on binlerce yıkıntı var. Etüdünün yapılması, incelemesinin yapılması ve işte röntgeninin çekilmesi, bu bina neden yıkıldı, ne biçimde yıkıldı, e, tespit edilmesi ve belgelenmesi icap ediyor. Yarın öbür gün mahkemeye gidildiğinde bu delil olarak dosyaya konulacak. Şimdi siz bu enkazı kaldırdığınızda, dümdüz temizlediğinizde, bu müteahhiti veya bu işin sıralı sorumlularını mahkemeye verdiniz. O orada bir şey iddia edecek, bir şey söyleyecek. Delili nerede? Tek şey binanın yıkılmış olması. Tamam bu bir zaten tek başına bir cürüm ama bir etüt yapılsa neden yıkıldığı üzerinde çimentoda mı sorun var, demirde mi sorun var, ne bileyim mekaniğinde mi sorun var, statiğinde mi sorun var neyse. Bu tespit edilebilir. Bu tespit edilemediği için o belki de yargılama sürecinde sanıkları yargı önünde güçlendirecek veya ellerini güçlendirecek bir unsur olabilir. Böyle bir yönü var. Evet. Bakın bu iş bitmedi. Yani devam ediyor. Mesela Naci Görür Profesör Doktor gene Hatay bölgesine dikkat çekmiş ama İstanbul'a bir kere daha dikkat çekmiş. İstanbul'a dikkat çekmek lazım. E, depremden 3 gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diye yazdıysam nasıl ki diyor. Aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Zaman gelmekte diyor İstanbul'da. 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu. Bunun 23 senesi geçti diyor. Evet, o günden beri hatırlıyorum ben bunu. 99'da 30 sene içerisinde büyük Marmara depremi gelecek diye uzmanlar Görüş Birliği Yetmişçesine söylediler. Benim de kafamın bir yerinde kaldı bu. O 30 senenin 23'ü gitti. 24. senenin içindeyiz şu anda. Yani 6-6,5 yıl kaldı. Ancak diyor, Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük, bu da doğru. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen hasar Maraş'tan daha fazla olacak diyor. Peki bütün bu Maraş'ta yaşanan her şey Türkiye'nin gözleri önünde oluyor. Herkes bir kere daha kiriş kolon kesmenin maliyetini gördü. Herkes bir kere daha meselenin insan unsuru olduğunu, müteahhit meselesi olduğunu gördü. Kanunlar güzel çıkartılmış ama uygulanmadığını gördü ve deprem ve depremin yıktığı sonrasında tetiklenen ekonomik krizle filan siyaset siyasal sistem altüst oldu ve AKP 2002'de 99 depreminden 3 sene sonra tek başına iktidara geldi. Ve 99 depremindeki hükümet partileri hepsi barajın altında kaldı. Yerle bir oldular depremle beraber. AKP bundan, bundan ders çıkarmış ve 20 yıl içerisinde Başta İstanbul olmak üzere fay hattı üzerindeki bölgeleri rehabilite edecekken yaptığı binaların gene kağıttan kuleler gibi çökül, çöktüğü görüldü. Bu oldu fakat bu olduktan sonra AKP gene dedi ki biz yıkılanı yaparız. Bu bir tür kediye ciğer emanet etme gibi bir şey. Yani diyor ki hani bizim müteahhitlerimizin belediyelerimizin veya CHP'li belediyelerin fark etmiyor. Sistem Çürümüş durumda, eski dille tefessüh etmiş durumda ve e, bunun faili belli, failleri belli ve faili geliyor diyor ki ben yaparım gene. Yani e, normal koşullarda kişisel ilişkilerinizde böyle bir şey yapar mısınız? Yapmazsınız ama devlet yönetimi söz konusu olunca devletin başındaki gene hala 20 yıllık sorumluluğu elinin tersiyle iterek bunu vaat edebiliyor ve buradan da bir rant çıkartmayı um umuyor Şimdi her zamanki sorulan soru şu yani iktidar ne yapacak veya şu anda ne yapıyor? Ee, bana göre Erdoğan o çokça hani Batı'dan destek gelmesin yabancılar istemiyoruz Amerikan gemisi gitsin filan Batı'dan umduğu desteği bulamadı ve Batı seyrediyor Türkiye'den de talep gitmediği için bir anlamda bu işine geliyor ve. Bir anlamda Amerika seyrettiği gibi, Avrupa seyrettiği gibi belki de Erdoğan'ın göçüğün altında kalmasını seyrediyorlar. Bilmiyorum. Her ne kadar Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Dünya Bankası'ndan, IMF'den neyse belli ödenekler, belli yardımlar yola çıktı geliyor ama bu yetersiz. Depremin 30 ila 60 milyar dolar daha sıcağı sıcağına maliyeti olduğu ekonomistler tarafından dile getiriliyor. Ama daha henüz tam olarak bu hesaplanmış değil. Sıcağı sıcağına 3-4 günde buna bir çözüm bulunacak hali yok. Çokça gelen bir soru var. O soruya cevap vererek yayını noktalayacağım. Seçimler ertelenir mi? Reuters'a konuşan bir üst düzey İngiliz haber ajansı, saraya yakın bir kaynak. Bunun olabileceğini, bunun imkan dahilinde olduğunu söylemiş ve aynen şu cümleyi kurmuş. Seçimin önünde büyük zorluk var demiş. Peki böyle olabiliyor mu? Şu anda gerçekten konuşmak erken. Dünkü yayında da söylemiştim. Fakat seçimlerin geriye bırakılması ve ertelenmesiyle ilgili konu anayasada düzenlenmiş durumda. Anayasa madde 178 sarıyla işaretlediğim bölümde bunu düzenliyor. Aynen okuyorum. Diyor ki: "Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse" Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Burada üç şey var. Bir, savaş sebebiyle. Dolayısıyla burada bir savaş olmadığı için savaş kararını da Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Burada bir savaş olmadığı için böyle bir şeyin anayasal olarak dayanağı yok. Çok net, açık. İki, bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır diyor. Yani Cumhurbaşkanı erteler demiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yıl bırakın, geriye bırakılmasına karar verebilir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu basit çoğunlukla veya salt çoğunlukla olacak anladığım kadarıyla. İktidarın şeyi yani oyları yetiyorsa bunu yapabiliyor. Üçüncü maddede eğer geri bırakılma yani seçimin ertelenme nedeni ortadan kalkmamışsa bu işlem tekrarlanabilir yani bir artı bir daha yapılabilir. Kaç defa yapılacağına dair de bir şey yok ama buradan anlaşılan iki yıl ertelenebilir yani bir artı bir ertelenebilir gibi bir mana çıkıyor. Fakat ana e, me, meclisin seçim kararı alması falan değil ana neden zaten ilk kelime savaş sebebiyle diyor. Yanına olağanüstü hal, yanına deprem, afet, ekonomik kriz şu bu falan dememiş sadece savaş sebebiyle. Dolayısıyla sadece bu nedenle anayasal olarak bir dayanağı yok. Yani deprem nedeniyle, depremdeki işte olağanüstü hal nedeniyle filan. Bunu elbette AKP'li hukukçular da e, görüyorlar. Ondan dolayı zaten erteleyebiliriz filan demiyorlar ama seçimin önünde büyük zorluk var diyorlar. Kastettikleri şey şu esasen doğru. 10 ile etkileyen bir seçim var. şey Bir e, deprem var. 13,5 milyon nüfus var. Bu 13,5 milyon nüfusun Kaçı seçmendir bilmiyorum ama bu 13,5 milyon nüfusun yaklaşık 7,5-8 milyonu depremden etkilendi. Ee, mühim bir bölümünün evleri çöktü ya da evleri oturulamayacak halde. Mühim bir bölümü milyonlarcası bölgeden göçecek. Elbette seçmen kaydı, seçmen kütü, seçmen sandığı adeta bazı ilçeler ve şehir merkezleri, il merkezleri haritadan silindi. Antalya Antakya diye bir şehir yok oldu diyor gidenler görenler Antalya Antakya Hatay il Merkezi Kahramanmaraş için benzer bir durum söz konusu Adıyaman için benzer bir durum söz konusu ilçeler için Elbistan dahil e, Islahiye gibi ilçeler için de benzer bir durum söz konusu yani şehirlerin altyapısı üst yapısı kalmamış siz bu şehirlerde nasıl seçim yapacaksınız zaten seçim yaptığınızda seçmenler o şehirde olacak mı? ...işte adres tespiti vesaire... ...dolayısıyla seçimlerin önünde özellikle... ...bu 10 vilayet... ...bu 10 vilayetin de 4'ü 5'i için... ...büyük bir zorluk var... ...bunun 3-4 ay içerisinde organize edilmesi lazım... ...ve o seçmenlerin... ...oy kullanmasının temin edilmesi lazım... ...belki geçici kararlar alınabilir... ...o seçmenler... ...bulundukları yerde oy kullanarak falan... ...bu iş çözülebilir... ...bulundukları yerde kendi illeri için... ...oy kullanacaklar muhtemelen... ...nasıl olacaksa... ...yani o arada tabii... E Hatay'dan aday olacaklar, Maraş'tan aday olacaklar, Adıyaman'dan aday olacaklar falan gibi. Osmaniye'den aday olacaklar için de ayrıca da bir zorluk var. Yani depremin yıktığı şehirde kampanya yapacak, nasıl yapacak? Böyle bir zorluk var. Yani seçimin önünde ama seçimin ertelenmesi, tehir edilmesi yönünde savaş sebebiyle tehir etme dışında başka bir seçenek görülmüyor. Anayasa orada yazıyor. Fakat Erdoğan ve çevresi seçimin zora girdiğini, mevcut desteğinin, zaten yetmeyen desteğinin iyice eridiğini, erimiş olabileceğini hesap ediyor, değerlendiriyor. Bu muhtemel. Ve ne yapsak da bu seçimi ertelesek, ne yapsak da bu seçimi iptal etsek diye düşünüyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'yla da muhakkak istişare edecekler. Diyecekler ki işte burada 13,5 milyon insan yaşıyor. Deprem üstünden geçti milletin. Nasıl olacak ki işte bu seçim organize edilecek? Yani Türkiye'nin aşağı yukarı 6'da 1 nüfusu burada yaşıyor bu seçim güvenliği açısından seçim planlaması açısından bir problem yüksek seçim kurulu bu konuda bir ara karar alabilir mi bir şey yapabilir mi filan gibi muhakkak istişare edecekler muhtemelen bunu değerlendirecekler bir bunu değerlendiren bir ekip var bir de bir biçimde buradan bir olağanüstü dönem yönetim filan çıkartıp bu biçimde demir yumrukla ülkeyi bir süre daha yönetmeye devam edelim diyen şahin bir kitle olduğu söyleniyor. Ben bu ikinci ihtimale çok fazla bel bağlamıyorum ama bir biçimde seçimi nasıl öteleriz konusunda en azından buradaki mağduriyet savaş olmasa bile büyük bir tabi afet söz konusu bir ara karar alınabilir mi filan gibi bir çalışma olduğu olacağı aşikar. Şu anda 14 Mayıs Tekrar iktidar partisi veya işte AKP, MHP bunu telaffuz eder mi bilmiyorum. Ama normal vakti seçimin 18 Haziran. Bundan sonra 18 Haziran üzerinde döneceğiz. Çünkü 18 Haziran'dan 2 ay evvel... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun kendiliğinden harekete geçmesi lazım. Yani 18 Nisan'dan itibaren, hatta 15 Nisan'dan itibaren harekete geçmesi lazım. O zamana kadar da bu tartışma devam eder. Muhalefet, elbette muhalefet e, toplantılarını erteledi. E, Meral Akşener'in... E, Dün Kahramanmaraş pazarca'ya gidip e, halkla buluşmasını ve buradayız. E, bundan sonra buralardan hiç gitmeyeceğim demesini önemsiyorum. E, demiş ki Gölcük depreminde yakınlarını kaybetmiş biriyim. Arama kurtarma'nın kritik olduğu saatlerde ayak altında dolaşmak istemedim. Ondan dolayı ilk üç gün çalışmalara engel olmamak için bölgeye gitmemiş. Bundan sonra buradan hiç gitmeyeceğim diyor. Pazarcık'ta depremzedelerle konuşurken belli ki muhalefet partileri de özellikle İyi Parti, CHP zaten ortada. İyi Parti ve CHP bölgede konuşlanacak ve siyasal faaliyetlerini bölgede götürecek öyle görülüyor. Şu aşamada muhalefetin ne yapacağı, bir daha ne zaman toplanacağı, ortak aday falan meseleleri en az birkaç hafta ötelenmiş görülüyor. Muhtemelen Şubat ayını biz bu konularla kapatacağız. Ama belli ki çokça da deprem, enkaz, arama kurtarma ve bağlı olarak siyasal sonuçlarını tartışmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.